Arkadaşlar merhaba, ben Emre Altunbilek. Bugünkü dersimizde Kotlin dilinde when expression kavramını anlatmaya çalışacağım. Şimdi bizim Java'da, hatta C'de, C++'da switch case diye bir yapımız vardı, değil mi? Şimdi bu yapının Kotlin'deki karşılığı when oluyor. Şöyle bir tekrar edecek olursak neydi? Öncelikle bir switch yazardık. Switch'in izine bir tane atıyorum bir integer değer yazardık, numara diye. Daha sonra böyle süslü parantezleri açtığımızdan sonra case derdik ve bu numara değişkeni atıyorum 3 ise bunları yap, break yap. İşte bu 5 ise bunları yap. Daha sonra buradan çık. En sonunda bir de default diye bir kısmımız vardı. Hani buraya yazılan numara 3 ya da 5 değilse atıyorum 2'dir, 6'dır vesaire. Bu sefer de bu default kısmını yap ve break deyip buradan çıkardık. Böyle bir yapı sağlardı bize. İşte bu yapının karşılığı Kotlin'de when diye geçiyor. Ama şimdi anlattığımda göreceksiniz ki bu yapıya göre çok daha esnek, çok daha fazla işlem yapabilmemizi sağlayan bir yapı bu when yapısı. Şimdi bunu anlatmak için buraya bir tane x diye bir değişken oluşturuyorum. Ve bu x'in bir integer değer olduğunu söylüyorum ve atıyorum buraya 5 değerini yazdım. Daha sonra bir when anahtar kelimesini kullandıktan sonra bu x değişkenine göre senin durumun belli olacak deyip süslü parantezlerimi açtım. Burada herhangi bir case yapısı kullanmıyoruz Kotlin'de. Diyoruz ki buraya gelen x atıyorum en basit haliyle 5 ise şöyle bir tire koyup büyüktür işareti yaptıktan sonra yani bir ok yaptım ve buraya ben istediğim ifadeyi yazabilirim. Print line girilen sayı 5'tir dedim. Mesela 10 dedik. Print line girilen sayı 10'dur. Peki 5 ya da 10 dışında herhangi bir şey girildiğinde yani Java'daki bu default kelimesinin yerine Kotlin'de neyimiz var? Else kısmımız var. Aynı if else gibi. Bu sefer de print line bilinmeyen bir sayı girildi desin. Şimdi şunu en basit haliyle bir çalıştıralım ve daha sonra Kotlin'deki bu when yapısını neler yapabileceğiz detaylarıyla göstermeye çalışayım. Gördüğünüz gibi girilen sayı 5 dedi. Ben buradaki sayıyı 10 yaparsam bu sefer de girilen sayı 10'dur demesini bekliyorum dedi. Mesela 5 ve 10 dışında 6 gibi bir değer geldiğinde ise bu sefer ne olacaktır? Else kısmına düşecektir ve bilinmeyen bir sayı girildi diyecektir arkadaşlar. Şimdi bunların dışında bunlar zaten bildiğimiz yapılardı. Neler kullanabiliriz? Mesela range yapısı var Kotlin'de. Daha henüz bunu anlatmadım ama anlattığımda zaten çok basit olduğunu göreceksiniz. Kotlin'de arkadaşlar mesela sayılarla veya rakamlarla range yani bir aralık oluşturabilirsiniz. Mesela val x değil de bu sefer y diyelim, integer diyelim. Eşittir. Şöyle 1 ve 2 nokta deyip 15 dediğinizde bu 1 ile 15 arasındaki sayılardan oluşan bir diziyi buradaki y'ye atıyor. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 15'e kadarki bütün sayıları buraya atıyor ve ben bunu when yapısında kullanabiliyorum. Nasıl kullanacağım? Mesela şuraya geldim. Dedim ki girilen sayı atıyorum 5'i yapmışız. 11 ile 20 arasında bir şeyse print girilen sayı 5 şey 11 ile 20 arasında desin. Bir hata alıyoruz. Burada bunu kullanmak için şuraya sadece in diyorum. Zaten düşününce mantıklı değil mi? Hani dediğimiz gibi biz editörle konuşur gibi kod yazıyoruz Kotlin'de. Eğer gerilen sayı yani x in eşit yani içindeyse 11 ile 20 aralığının içindeyse bunu yaz. Mesela bunu test etmek için ne verebiliriz buraya? 16 gibi bir sayı verdik. Test ettiğimde hemen gördüğünüz gibi girilen sayı 11 ile 20 arasında dedi bana. Yine bunu böyle kullanabildiğimiz gibi mesela içinde olmayan yani aralıkta olmayan bir değer aldığımız zaman bu sefer de kullanacağımız yapı
Şurayı tekrar şöyle kopyalayayım, bir daha yazmayalım. Mesela bunu da 21 ile 30 yapalım. Girilen sayı 21 ile 30 arasında değil desin. Olumsuzluk ifadeleri programlama dillerinde nedir arkadaşlar? Şöyle bir ünleme bakar. Ben bunun başına ünlem koyduğumda x'e bakacak. 21 ile 30 arasında değilse bunu yazacak. Mesela 16 bunların içinde değil. Bakalım hangisi çalışacak bu arada. İlk sekme çalıştı. Şurayı şöyle, yani ilk gördüğü case'i aslında şunu anlatmaya da çalıştım burada. Ben burada break demesem de bu herhangi bir case'de, yani herhangi bir durumda karşılaştığında o ifadeyi gerçekleştiriyor ve bizim when expression'ımızdan çıkıyor. Ben bunu es geçmek için buraya yorum satırı yaptım ve gördüğünüz gibi ne dedi? Girilen sayı 21 ile 30 arasında değildir dedi. Burayı tekrardan açalım. Yani bu kullanımların mesela Java'da bir karşılığı yok. Ama Kotlin'de gördüğünüz gibi çok basit bir şekilde bunları kullanabiliyoruz. Şöyle başka bir örnek göstereyim. Mesela while dedim. str, yani string'in str'si dedim. String dedim. Bunu dedikten sonra buraya gelip atıyorum 8 ise, ne diyelim, str değişkenine bir değer atayalım. Girilen sayı 8 desin. Bakın şimdi burada herhangi bir durum söz konusu değil. Str'yi burada tanımladım. Burada da ilk değerini atadım. Daha sonra ben bunu atıyorum. Switch case'ten çıktıktan sonra print line'la ekrana bastırmak istiyorum str diyerek. Bakın burada hemen bir hata aldım. Ne diyor? str initialize edilmeli. Hani dedik ya biz Kotlin bizim null point exception almamamız için elinden geleni yapıyor diye. Beni burada uyarıyor. Biz bunu ama initialize ettik. Yani buna bir değer atadık. Ama fark ettiyseniz biz bu değeri sadece ve sadece 8 girildiğinde bunu yazmasını söyledik. Peki 5 gelirse, 10 gelirse veya bu case'lerden herhangi birine girdiğinde benim str'm ne olacaktır? Herhangi bir değer ataması olmayacağı için null değer alacaktır ve bu yüzden de beni şimdiden uyarıyor. Benim buradan kurtulmam için ne yapıyorduk? Ya benim buraya gelip bir soru işareti koyup bunun null bir değer alacağını da buraya söylemem gerekiyordu. Ve de daha sonra buna bir null gibi bir değer atamam gerekiyordu. Hata gitti. Veya arkadaşlar null değer almıyorsa da benim bunu Kotlin'e ispatlamam lazım. Yani şunların her durumda bir şekilde str değişkenine bir değer atayacağını söylemem lazım. Yani aslında her bir değer için str'ni bir değer atamam gerekiyor. Şimdi burada noktalı virgül kullanırsak yine hata alıyoruz. Böyle birden fazla satır expression yazmak istiyorsanız yapmanız gereken nedir? Aslında tahmin de edeceğiniz gibi şöyle bir ifade kullanıp birden fazla eğer atama yapmak veya bir şey mesaj yazmak istiyorsanız böyle süslü parantezlerin içinde bu değerlerinizi yazmanız gerekiyor. Yani noktalı virgül de koysak şunları kullanmadan olmuyor. Hani birden fazla satır verimiz varsa böyle süslü parantezin içine yazmamız gerekiyor. Tabi bu yine bağırıyor. Dediğim gibi her bir durum için benim bu str'yi girmem lazım ki str'nin elinde sonunda bir değer alacağını ve çalışma anında run olmayacağını compiler'a göstermem için. Bunu da anlattık. Hani bilgi olsun diye yaptım. Herhangi bir örnek yapmayacağım bununla ilgili. Bizi null point exception'dan nasıl kurtardığına dair bir bilgi olması açısından ve when statement'larla ilgili, expression'larla ilgili pardon, son söyleyeceğim şey de ne olacaktır? Şurayı şöyle yorum satırına alalım. Hata vermesin. Aynı if clause'da olduğu gibi biz when'de de geriye bir dönüş alabiliriz. Ne demek istiyorum? Buraya geldim. Numara dedim. Integer dedim. Eşittir atıyorum buna da 10 diyelim. Yine basit bir when yapısı oluşturalım burada. Numara diye. Bunları dedikten sonra süslü parantezlerimi açıyorum. Ve diyorum ki atıyorum numara 10 ise okumu koydum. Şöyle
girilen sayı 10 desin. Hemen bir tane de 100 ile ilgili bir tane yapalım hızlı bir şekilde. Girilen sayı 100. Şimdi bu ne demek? Bakacak gelen numara 10 sa bu değer, 100 ise bu. Peki bu değerleri nereye atayabilirim? Şuraya gelirim. Val derim. Sonuç derim. Bunun da bir string olduğunu söylerim. Ve eşittir dediğimde var yapalım şunu. Şöyle. Ben bunu böyle dediğimde ne olacaktır? Bakacaktır buradaki when'e. Tabii bir de else kısmı yapalım. Else bilinmeyen sayı. Yani burada hata vermesi bile sizi yine neden kurtardı aslında? Bir null point exception'dan kurtarıyor. Ya çünkü girilen sayı 10 ve 100 dışındaysa sonuç değişkenimiz ne olacaktır? Null olacaktır. Bu yüzden diyor ki bir else kısmı yaz diyor. Yazdığım zaman şimdi girilen numaraya göre bakılacak. 10 ise bu değer sonuca, 100 ise bu değer sonuca. Bunların dışında bir sayı ise bilinmeyen sayı değeri bilgisi sonuç değişkenine yazdırılacak. Daha sonra ben buraya gelip print line deyip buradaki mesajı ekrana yazdırdığımda herhangi bir sorun olmayacaktır. Yani ne dedik burada? When expression'ımız ne olacaktır arkadaşlar? Bizim geriye veri döndüren bir yapı haline gelecektir. Gördüğünüz gibi girilen sayı 10 dedi. 105 diyelim. Bilinmeyen sayı yazması gerekiyor buraya. Evet. Aynı if'te olduğu gibi when yapısı da geriye bu şekilde veriye döndürebilir şekilde ayarlanmıştır. Evet, gördüğünüz gibi Java'da yapamayacağımız pek çok şeyi burada çok kolay bir şekilde yapabiliyoruz. Kotlin'in güzelliklerinden biri. Umarım anlaşılıyordur. Yavaş yavaş sevmeye de başlamışsınızdır Kotlin'i. Bir sonraki derste görüşmek üzere.